sarıldığınız şey var ya, bu Tayyip, Fethipi adam, bunlar Türkiye'yi çok daha korkunç felakete götürecekler, göreceksiniz bunu. Çünkü ortada yaptıkları. Bir eğer bunlar yalan atıyorlarsa, palavra atıp duruyorlarsa, propaganda makineleri sürekli yalan uyduruyorsa bu işte bir iş var. Hele özellikle Amerika'nın desteğini almışsa. Şimdi bir problem var. 40'a aşkın ülke, büyük bir coğrafyada 3-4 kıtada, değişik ırklar, değişik renkler ama hep aynı hastalık. Bu tesadüf değil. Bu tesadüf değil. Nedir? İhanet. Aklımıza ihanet ettik. Bilimsel metodolojiye ihanet ettik. Kur'an'a ihanet ettik. Evrensel prensiplere ihanet ettik. Özgürlük, adalet, barış. Ve onun için bunun cezasını çekiyoruz. Edip Hristiyanlar da ihanet içinde değil mi? Ama bizim ihanetimiz çok daha katmerli bir ihanet. Onlar da iyi durumda değil. Bir sürü sıkıntıları var. İnsanoğlunun kör. Ama bizim ihanetimiz çok boyutlu, çok kapsamlı ve de çok derin, kronik. Hem de en büyük nimetlere ihanet etmişiz. Kur'an gibi büyük bir nimete ihanet etmişiz. Batı en çok ihanet ettiği dönemde en büyük felaketleri yaşadı, Orta Çağ dönemi. Engizasyonlar, Haçlı seferleri, acayip savaşlar, iç savaşlar, zulümler, cadı avlamaları falan filan. Ne oldu? Bazı konularda o ihanetlerden vazgeçtiler. Bilime ihanetten vazgeçtiler. Akla ihanetten vazgeçtiler. Tabii işlerinde hala ihanet edenler var. Ama en azından o akla ihanet edenleri marjinalleştirdiler.